Alpler olsa beğenirdiniz. Ama burası Trabzon. Trabzon merkez patlıyor herkes. Günaydın arkadaşlar. Şu an Derebaşı yolundayım. Dünyanın en tehlikeli kabul edilen Derebaşı virajlarını uzun süredir merak ediyordum. Ona çıkacağım. Yolda dağ bisikletiyle gidiyorum, en sevmediğim iş. Ama yukarıların yol bisikletine uygun olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü hava çok patlak. Biraz bile bile lades olacak sanırım. Havanın kötü olmasından dolayı. Yani ıslanmaktan kaçınamayacağım büyük ihtimalle. Ama başka seçeneğim yoktu. Babamın 2 günlük işi var Akçaabat'ın Arpacılı köyünde. Ben de baktım, Derebaşı'na yakın. Bayağıdır merak ediyorum. Attım bisikleti. Bakalım. Normalde yol bisikletiyle yapacaktım. Ama dediğim gibi hem hava kötü hem de arabada yer kalmadı ona. 240 km git gel olacaktı Akçaabat'ın köyünden. Ama MTV olduğu için ben off'tan başladım. Yani 100 km sahil ana yolunu tıraşlamış oldum. 240 değil de 140 km olacak. Strava'ya göre 4000 küsur metre tırmanış var. Bakalım ne kadar doğru. Tabii çıkabilirsem. Bir de yarın eski adıyla Çinçiva, Şenyuva köyüne gideceğim. Çamlı hemşinin. Rize'de. Orada da ilk defa 3000'e çıkma hedefim var. Bayağıdır aklımda. Bakalım, 2 gün çok istediğim şeyleri yapmaya çalışacağım. Hava her ne kadar çok kötü görünse de. Çünkü haftaya İstanbul'dan Samsun'a gelmeyi planlıyorum bisikletle. Bunlar için de bir antrenman olacak. Görüşürüz. Evet, Uzungöl yol ayrımı solda kaldı. Sağdan dere başına doğru devam. Daha yol başında müthiş etkileyici. Çok heyecanlıyım. Umarım her şey yolunda gider. Kulaklık getirmiştim ama kulaklığı takmayacağım. Çünkü doğanın sesi müthiş. Kuşlar, suyun sesi harika. Ve araçları da duymam gerekiyor. Yol biraz dar sayılır. Bu yüzden kulaklık takmaya gerek yok. Siz de yanınızda taşımasanız olur, gelmeyi düşünürseniz. Evet, off'tan çıkalı 34,5 kilometre oluyor. 1 saat 55 dakika geçmiş. Ve ilk ciddi tırmanışımız başladı. Yaklaşık %13 eğimi var. Yol üzerinde çok fazla HES var. Regülatörler var. Yani doğa bu kadarını kaldırabilir mi? Emin değilim. Az önce şurada göreceğiniz dere yatağında evler var. Aynı HES gibi çok büyük bir cesaretle oralara yerleşmişler. Selden korkmuyorlar mı ya da nasıl bir önlem alıyorlar? Merak ettim doğrusu. %15 oldu, 14.
Bu sürüş için en kötü 14 ortalama, 10 saat diye hedef koydum kendime. Daha doğrusu planımı öyle yaptım. Çünkü bisikleti arabaya atıp Çinçeva'ya gideceğim, Şenyuva'ya gideceğim Rize'de. Bunlar dert değil ama MTB'deki sele, örümcek sele dediğimiz, dünyanın en ucuz, en hafiflerinden de biridir belki de. AliExpress selesi. O biraz rahatsızlık verebilir. Bakalım nasıl olacak. Bu arada tam 2 saat oldu. 35 kilometre geldim. 17,5 ortalama. Hava sıcaklığı 18'e düştü. Rakım ise 750. Kırkıncı kilometreye geldim ve yol hala yol bisikleti için uygun. Ve manzara inanılmaz. Yani ileride yol bozulsa bile bu kadarı bile yetecektir yol bisikleti için. Yani git gel amaçlı. Ya da kuru havada yine gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Göreceğiz. Gravel'la her türlü gidersiniz. En uygunu gravel zaten bu sürüş için bence. Bakalım ilerisi nasıl olacak? Yağış olacak mı? Göreceğiz. 1000 rakım ilk mola. Bir iki bisküvi yiyip devam edeceğim. 2500'e daha var. Bu arada 2500 metrede ne olur ne olmaz diye her ihtimale karşı yanıma yağmurluk aldım ve telefon içinde kilitli poşet aldım. Henüz bindeyiz. Bakalım ne olacak. Dönüşlerinden bir tanesinde trafik var. O yüzden kamyon dönemedi. Evet, tam bir Karadeniz köyündeyiz. Az önce yaşlı bir teyze koca tomruğu almış sırtına, yüklenmiş gidiyordu. Ben kaldıramam herhalde. O kadar büyük bir ağırdı. Binaların altından su geçiyor. Gördüğünüz gibi. Binaların arasından, altından. Ve Karadeniz'de vadinin karşısından karşıya ya da yukarıdan aşağı yük taşımaya hizmet eden böyle geleneksel hatlar var. Zipline diye geçen, eğlence için geçen şeyi yıllar önce Karadenizliler yük taşımak için, genelde çay taşımak için, fındık taşımak için icat etmişler. Burada herkes doğaya ayak uydurmuş bir şekilde. Yoksa burada yaşamanın imkanı yok. Müthiş bir ulaşım mücadelesi. Kışın burada kalanların önünde önümü ilikleyip hazır olda durup saygı duruşunda dururum. İnanılmaz. Müthiş. Tabii böyle apartmanlar çirkin ya, yani buraya uymuyor doğasına, geçmişine. Ama yapıyorlar işte. Her yer o kadar güzel ki İnsan nereyi çekeceğini, nereye hafızaya atacağını şaşırıyor. GoPro'nun şarjı da azaldı. Bu kadar çekeceğimi beklemiyordum. Dere başına kadar mesafe kullanmam lazım. Ama inanılmaz yani, cennet gibi buralar. Arabayla, dostlarla da gelinebilir.
kışın kar yağdığında mutlaka gelinmeli. Buraya fırsat buldukça sık sık geleceğim bundan sonra. Of'un 47 kilometre içerisinde 1250 metredeyiz. 2000'ler nasıl olacak? Sabırsızlıkla bekliyorum. 2500'e çıkacağım bugün en yüksek. Yarın 3000 var bakalım. Bakalım nasıl olacak? Sırılsıklam olmazsam tabii. Umarım sırılsıklam olmam. Hava kapalı. Derebaşı virajlarını göremesem bile böyle bir antrenman yapmam gerekiyordu. Bir sonraki haftaya hazırlık için İstanbul-Samsun yol bisikletiyle üst üste 3 gün 300'er kilometre gidebilmek için. Bakalım. Derebaşı virajlarını bisiklet forumunda okuduğum iki konudan ve Ordu'dan Hikmet Hocam'ın YouTube videosundan merak ediyordum. Daha sonra Red Bull buraya gelip Türkiye Rally Şampiyonu ve Dakar Rally'sinin efsanevi Rus kamyonu Kamaz'la gelip video çekti yakın geçmişte. Geçen gün babam ben yarın Trabzon'a gidiyorum işim var deyince hemen bisiklete attım arabaya. Rotayı yaptım. Ve bu inanılmaz doğaya bıraktım kendimi ve kesinlikle değecek gibi. Yukarıda sistem büyük ihtimalle o virajları göremeyeceğim. Hatta belki yağmur yiyeceğim. Ama umurumda değil. Şu kadarı bile yeter. 50 kilometrede gördüğüm şu inanılmaz doğa bile yeter. İnsan burada yaşlanmaz. Zaten yaşlı teyzeler amcalar hep yolda yürüyordu değnekli bastonla. Şu da az önce geçtiğimiz yol. İnanılmaz. Böyle bir şey var mı ya? Buralarda doğup büyüsem Nairo Quintana olurdum herhalde. Ya da Kilian Jornet. Müthiş ya, inanılmaz. Ellinci kilometrede asfalt bitti. Yol böyle topraklaşmaya başladı. Manzara da daha da güzelleşmeye başladı. 1500 metreye kadar getiriyor asfalt yol. İrtifa olarak. Trabzon'da ya da çevrelerinde yaşasam kesinlikle git gel yaparım asfaltın bittiği yere kadar yol bisikletiyle. Haftada bir yapardım herhalde. Bir Grand Fondo böyle. Gerçekten müthiş. İnsanı çok rahatlatıyor. Hiç araba yok. Belki Uzungöl sapağına kadar sezonda turistlerin trafiği biraz sıkıcı olabilir. Arabayla oraya kadar da gidilebilir aslında. Ya muazzam, buraları yakında yaşayıp
gelip mutlaka görmek, gitmek, gelmek gerekiyor. Galiba şu karşısı. Emin değilim ama. Bakalım. Az önce bir işletme geçtim. Yol üzerindeki, toprak yol üzerindeki ilk ve tek turistik yer diyeyim. Gidemezsin dedi adam. Bugün daha da kamçıladı tabi. Bu yol normalde bir şey değil ya. Eğim çok dik değil. Zigzag çizdiği için merdiven gibi görünüyor ama dimdik çıkmadığı için eğim fazla değil. Ama geçemezsinden kastı sanırım heyelan düşmüş olabilir. Adam detay vermedi. Ben de durmadım zaten. Yani muhabbet edecek vaktim olmadı. Bakalım yürüyerek üstünden geçerim. Eğer öyle bir şey olursa. Öyle değilse de zaten tadından yenmez. Evet, virajlar. Oh, sanırım şu yukarısı dediğim yermiş hakikaten. Başladı. Eğim gayet kolay. Çok heyecanlıyım. Çok güzel görünüyor. Hava da şu an gayet iyi. Yağmadı. Henüz üste girmedim ama gireceğim sanırım. 500 metre çıkacağım çünkü bu yolda. Müthiş. Gerçekten müthiş. Evet, virajlar başladı. Az önce konum atmıştım Hikmet Hoca'ya. Muhtarın yukarıda bir kaya kopup yolu kapattığını söyledi. Bakalım ne çıkacak karşımıza. İnanılmaz. Ağzım kulaklarımda. Üçüncü veya dördüncü fırkateyi döndüm. Ve artık Sis'e doğru giriyorum. 1700 metredeyiz. Eğim gerçekten çok hafif. Ne emeklerle açmışlar bu yolu belli ki. Aşağıda bir bilgi metni var. Onu mutlaka durup okumanızı tavsiye ederim. Aşağı ve yukarı yolları göremiyorum ama onun da reis keyfimi bozamaz. Şarjı bitti. Hava 10 derece. Yol uçmuş. Yolu sadece kaya kapasa neyse de
yol uçmuş. Şu kayalardan geçebilir mi bilmiyorum. Bisikletsiz mi bakacağım. Tehlikeli görünüyor. Geçilecek gibi değilse buradan geri döneceğim. Artık yapacak bir şey yok. Geçilir gibi görünüyor. Her ne kadar bu ayakkabılarla biraz zor olsa da zemin de biraz ıslak. Sistem dolayı. Ama buraya kadar gelmişken de geri dönmek istemiyorum. Evet, geçilir. Bisikletin gözünü seveyim. Araçla gelseniz kalmıştınız. Müthiş bir adrenalin. Bu adrenalin sayesinde ne yorgunluk kaldı, ne üşüme. Normalde 10 derece üşünecek bir hava değil ama işte üstüm biraz terli olduğu için. Şu an sonu çok dikkatleniyor. Keşke GoPro'nun videosu, GoPro'nun şarjı bitmeseydi koyardım bir yere. Virajlar bitti. 2050 metredeyim. 2500'e kadar çıkacağım. Fakat sistem çok bir şey göremiyorum. Bu da bugün git yarın gel. Yani tekrar gel demek oluyor. Buraya tekrar gelmek için bir bahanem daha var. 30 Haziran 2020. Hala kar var. Sisin ıslatması 2100 metre olması, altındakinin de biraz terli olmasından dolayı artık yağmurlu giyinim vakti geldi. Kollarım üşümeye başlamıştı. İyi ki almışım yağmurlu. Bu tip rotalarda, 2000'in üzerine çıkacağınız rotalarda mutlaka yanınıza bu tip şeyler almanızı tavsiye ederim. Yoksa eziyete dönüşebilirdi sürüş. Yani benim için de. Normalde ben de almam ama bu sefer akıl ettim. Fırat abi de uyardı sağ olsun. 2270 metredeyiz. Bu sisin içinden geçtim yaklaşık son 7-8 kilometredir ve müthiş esiyordu en yukarısı 2500. Bayağı ıslattı. Hem ıslatıp hem de rüzgar olduğu için de üşüttü. Ellerim bayağı üşüdü. Eldiven bile giyilebilirmiş aslında. 72. kilometre 5 saat 25 dakika olmuş. Gayet iyi gidiyor. Artık bundan sonrası hep iniş olması lazım. 2000 metrede sisten kurtuldum artık. Bundan sonrası daha keyifli olacaktır. 2000 ile 2500 arası hep sisti. Az önce 2000'e gelip geldiğimde sisin dağıldığını görünce sevindim. Belki bundan sonrası açıktır, biraz manzara izlerim diye ama tekrar yoğun bir sis başladı. Cebimden telefonu çıkarıp sokmak da zor oluyor yağmurluk giydiğim için. Zaten pek bir şey de görünmüyor. Bundan sonrasını büyük ihtimalle kaydetmeyeceğim. Ama muazzam. Her haliyle muazzam. Bir gün de tersinden yaparım herhalde burayı.